GoPro diyelim de biraz havaya girsin kendisi. Ve karşınızda Piranha Full HD kayıt özellikli GoPro kamera, aksiyon kamera. Ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu zamana kadar ucuz ürünlerden hiçbir performans görmedim. Yani aldığım bütün uygun fiyatlı, daha doğrusu ucuz ürünler hiçbir işimi görmedi. Çok dandirik ürünlerdi. Ya bunun da hayal kırıklığından başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani ülkemin böyle ucuz mallara verecek parasının bence olmaması gerekiyor. Çünkü biz böyle dandik ürünleri hak etmiyoruz. Cebimizdeki para az olabilir ama kesinlikle böyle kötü ürünlere para vermeyelim arkadaşlar. Piranha kötü bir marka değil ama uygun fiyatlı ürünler yapmaya çalışıyor. Tamam, hak veriyorum kardeşim, uygun fiyatlı ürünler yapıyorsun, helal olsun. Ama yaptığın uygun fiyatlı ürünler cidden moral bozukluğundan başka bir şey değil. Ya bu konuda çok fazla sinirleniyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu cihaza 100 lira verdiysem illaki çok iyi bir performans vermeyecek. Onu biliyorum alırken ama paramı niçin çöpe atayım ki? Ben bu ürüne 150 lira vereyim, 200 lira vereyim abi, 250 lira vereyim. İşimi, performansımı fazlasıyla görsün ya. Ben severek kullanayım bir ürünü. Ama bir ürün aldığımda bu kadar yani moral bozukluğu sürekli yaşıyorum. Ama sizlerin yaşamaması için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Kutu açılışı yapacağız. Yapacağımız ürün Piranha'nın Full HD aksiyon kamerası 11-25. Büyük ihtimal bunu izleyenleri çoğu arkadaş ya almak istiyor ya da aldı. Bazı sıkıntılar var, onları çözmeye çalışıyor. Birçok sıkıntıya, özelliklerine değineceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeden önce hafıza kartından kısaca bahsetmek istiyorum. Hafıza kartı, çakma hafıza kartları ile ilgili bir video hazırladım arkadaşlar. O videoyu izlemeyi unutmayın çünkü piyasada çok fazla çakma, dandik hafıza kartları satılmakta. O hafıza kartlarından almamanız için o videoyu hazırladım. O videoyu izlemeyi unutmayın. Ve ben bu ürün için Samsung Evo Plus U3 destekli 64 GB'lık hafıza kartı aldım. Bu hafıza kartı 4K çözünürlüğe kadar destekliyor. Tavsiyem bu hafıza kartıdır arkadaşlar. Evet, gelelim Piranha'nın kutu açılışına arkadaşlar. İlk önce çevresine bir bakalım. Üst tarafında Piranha'nın kendisi gözüküyor. GoPro'yu, aksiyon kamerasını bu şekilde konumlandırılmış. Aslında şık bir tasarım olmuş. Kutu tasarımını ben beğendim. Cidden beğendim. Çünkü almadan önce beni al beni al diye çağırıyor. Hatta dış tarafındaki özellikleri de beğendim arkadaşlar. Aksiyon kameranın kutu çevresine baktığımızda kutu içerisinden gelen aparatların resmine yer vermişler arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi yaklaşık 10 farklı aparat da içinde birlikte geliyor. Bak, en büyük özelliği bu işte. Birçok GoPro'da aldığınızda, aksiyon kamerası aldığınızda bunların hiçbirisi olmuyor. Ama bu aksiyon kamerasında bunların hepsinin olması çok büyük bir avantaj. Yani set şeklinde almış oluyorsunuz bir nevi. Hemen şu tarafta kameranın özelliklerinden bahsetmişler. Full HD kalitede video kaydı aldığıyla ilgili bilgi vermişler. 2 inç ekran var. Ekranı dokunmatik değil. Full HD kayıt yapıyor. 12 megapiksel kamerası var. Bana kalırsa 12 megapiksel bile değil. Ses kaydı idare eder. Micro SD kart, waterproof demiş. Su altında su geçirmezlik için şu an gördüğünüz gibi aparatı var. O aparat sayesinde waterproof oluyor. 10 farklı aksesuar ve mikrofon. Yine niye bahsetmişler anlamadım. İkisi aynı şey zaten. Neyse, alt tarafında plano.com.tr'nin adresini vermişler. Ki plano.com.tr'ye girdiğinizde belki birçok ürünü bulamazsınız arkadaşlar. Ben çünkü daha öncelerinde çok fazla araştırma yaptım. Çoğu ürünleri yok. Yok yani, bulamıyorsunuz. Hemen sağ alt tarafta ürünün kesinlikle Türk malı değil Çin malı olduğunu görebiliyorsunuz. Çin'de üretilmiş. Ayıp ya. Neyse. Ülkemizde inşallah çok kaliteli ürünlerin üretildiği günleri de göreceğiz arkadaşlar. Dua etmeyi unutmayın bu konuda. Çünkü ülkemiz inşallah şu an gitgide gelişmekte, daha da güzel noktalara gelecek. Kutunun etrafında yine şu tarafa aynı özellikleri bir de bu tarafa yazmışlar. Yetmiyormuş gibi. Yine de hiç yoktan iyidir. Türkçe bir şekilde yazmışlar arkadaşlar. Şurada yazıyor. Neden yarım yamalak Türkçe, yarım yamalak İngilizce, onu da anlamış değilim. Abi şuraya Full HD rekord yazını, Full HD video kaydı yaz. Da neyse, tamam, bu konuları takılmayacağım. İngilizcemizi geliştirmiş oluyoruz en azından. Bisiklet aparatı, kask aparatı falan da koymuşlar ki bunlar çoğu. Aslında şunu söyleyeyim arkadaşlar. İkide bir de açılıp duruyor da. GoPro'nun aparatları haricinde bana kalırsa işe yarar bir yanı yok. Çok mu kötüledim bilmiyorum. Neyse, kutudan çıkartalım. Farklı bir kutu tasarımı yapmışlar arkadaşlar. Bir plastik koruyucu şeyin içinde geliyor. Çok sağlam değil, dikkat edin, kırılabilir. Hemen üst tarafına aksiyon kamerasını yerleştirmişler. Şu ön tarafına baskı uygulayarak geriye çekiyorsunuz ve çıkıyor. Bu kalıyor arkadaşlar. Aksiyon kamerasını incelemeye geçmeden önce onu bir kenara bırakalım ve kutu içeriğine bir bakalım. Kutu için açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle faturamı göstereyim size. yaklaşık 99 TL yani 100 lira. Ya 5 kuruş fazla koysaydı keşke, de 100 TL olsaydı. Gerçi ben 100 TL vermişim, 5 kuruşu geri vermişler. Neyse işte faturamız bu şekilde arkadaşlar. A101'den alındı. Kendileri faturayı kenara bırakalım. İçinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Allah'tan bu kullanım kılavuzu Türkçe. İngilizce bölümü de var tabi. Bayağı gazete gibi bir şey yapmışlar. Açıp açıp büyüyor. Gitgide büyüyor arkadaşlar. İçinde ihtiyacınız olan tüm bilgiler var. Eksiksiz bir şekilde yazılmış. Tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Onu da kenara atıyorum. Ve içindeki aparatları da böyle tuhaf bir poşete koymuşlar. Anlamadım. Herhalde sallandıkça ses yapmasın diye mi? Zarar görmez gerçi bunun içinde de. Yani koydukları poşetler boncuk poşeti gibi ya. Onlar çok tuhaf poşetler yani. O yüzden ben pek beğenmedim. Başka da kutu içerisinde bir şey yok arkadaşlar. Kutuyu da bir kenara koyalım. İçinden çıkan aparatları şöyle göstereyim. Aparatların kalitesi iyi, çok kötü değil. İnternetten alabileceğiniz kalitede aparatlar. Ya hepsini çıkarmaya gerek yok. Şöyle göstereyim. Kask aparatları vesaire hepsi var içinde arkadaşlar. Eğer kask için veya farklı yerlerde kullanacaksanız bayağı bir aparatla geliyor. Dolu dolu bir aparatla geliyor. Onları kutusuna gene geri koyuyorum. Ve kutuyu bir kenara koyuyorum. Gelelim aksiyon kameramıza. Aksiyon kamerasının dışı oldukça iyi duruyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı görmedim diyecektim ki gördüm. Aksiyon kamerasına alalı fazla olmadı. Şu an kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın. Hemen şuradaki bölüm o kadar farklı bir malzeme ile yapılmış ki hemen çizilmeye başladı. Düşünün ya, masa üstüne koyduğunuzda bile denk gelmeyen yerlere ne denk geldiyse artık bilmiyorum hemen çizilmeye başlamış. Yani ilerleyen zamanlarda buraya eğer fazla bir şeyler temas ederse dikkat etmeniz lazım. Sıkıntıya girebilirsiniz. Ayrıca buranın aslında tek parça olması daha güzel olurdu ama böyle de farklı bir hava katmış. Hemen şurada bir tane tuş için kullanım yerleri yapmışlar. Yanlarda iki tane var arkadaşlar, bir de üstte var. Yani bunun içinden çıkartmadan kullanabilmeniz için tuşlar konumlandırılmış. Oldukça iyi. Emniyeti falan gayet iyi çalışıyor. Bunu beğendim ben. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şöyle bastıralım, bir açalım isterseniz. Şöyle yaptım. Bazen zor açılıyor. Açtım, evet arkadaşlar. Bu kelepçesini çıkardıktan sonra yavaştan açıyorsunuz ve GoPro'muz, GoPro diyelim de biraz havaya girsin kendisi. Aksiyon kameramız çıktı. İç tasarımı da bu şekilde. Kenarlarda falan koruma yok. Yani şuralar falan çizilmeye dayanıklı bir şekilde değil. Yani aksiyon kamerasının sürekli içine koy çıkart yaparken buralar zarar verebilir. Dikkat etmenizde fayda var. Ve su geçirip geçirmeme olayı ne kadar iş görüyor bilmiyorum arkadaşlar. Denemedim. Denemek de istemiyorum. Su alır diye korkuyorum açıkçası. Bunu bir kenara koyalım. Aslında şurada güzel bir detay var. Şu şeyler ekranın direktmen şuraya temas etmesi, engellemesi için düşünülmüş. Güzel bir şey. Biz gelelim aksiyon kameramıza. Aksiyon kameranın hemen burada ekranı bizi karşılıyor arkadaşlar. Oldukça farklı, tuhaf bir ekranı var. Hemen sol tarafında şarj yeri ve hafıza kart yeri var. Yine buna da farklı bir aparat kullanarak hafıza kartı takmayacaksınız. Direkt normal küçük hafıza kartını takıp kullanabiliyorsunuz ve şarjı da buradan yapıyorsunuz. Ve herhangi bir şekilde kapak falan yok. Fazladan hatta kapak varmış havası verilir gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar. Tuhaf bir şey. Çözemedim. Büyük ihtimal şu üst taraftaki 3 nokta arkadaşlar, şöyle göstereyim. Çok belli olmuyor. Hatta bunu görmek için belki çok yakından bakmanız lazım. Kamerada nasıl belli oluyor bilmiyorum. Bakın 3 tane nokta var. Bu 3 nokta büyük ihtimal mikrofon ses girişi. Evet, hemen sağ tarafta arkadaşlar yukarı ve aşağı tuşları var. Burada da bir tane hoparlör çıkışını görebilirsiniz. Kaydettiğiniz şeyleri dinlemek için. Ve yine hemen üst tarafında Piranha'nın Made in China logosunu görebiliyorsunuz. Çin malı. Yani Çin malları aslında gayet kaliteli. Tabii parasına göre iyi olanlar. Ama nedense böyle ucuz dandik malları yapıp satıyorlar. Bizi kandırıyorlar. Hiç sevmiyorum bu özelliklerini. Neyse, şuradan bataryayı çıkartalım arkadaşlar. Batarya biraz zor çıkıyor. Evet. Ve arkadaşlar burada şunu da belirteyim. Bu kamerayla Xiaomi Yi Lite'ı karşılaştırdım. O videoyu da hemen yine şuradan ulaşabilirsiniz. O videoyu da izleyip öyle bu kameraya almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü farkı fazlasıyla göreceksiniz. Gözünüze batar derecesinde bir fark var. Neyse, bataryamızı çıkartalım bakalım ne olacak. Bataryamızı çıkardıktan sonraki fark arkadaşlar. Yani aksiyon kamerası o kadar hafif ki. Yani bildiğiniz sanki içinde hiçbir şey yok ya. Batarya bildiğin boş batarya gibi. Sanki içinde hiçbir şey yok bataryanın. O kadar hafif ve dandik duruyor. Yani çok kalitesiz bir hissiyat veriyor. Çok kötü ya. Çünkü Yi Lite'ı kullandım ben. Yi Lite'dan sonra bunu elime aldığımda var ya. Yani resmen oyuncak bir kameraya bakıyor hissiyatı verdi şu an. O kadar kötü. Ben beğenmedim. Ki hemen şu üst tarafındaki lens de oldukça kötü duruyor. Temizleyelim biraz. Yani sade kullanımlarda ilerleyen zamanlarda sıkıntıya yaşayabilirsiniz. Şu an için bir sıkıntı görmedim. Ama kameranın merceği çok küçük arkadaşlar. Yani 12 megapiksellik bir kamera için o mercek çok küçük. Neyse, geçelim hemen ön tarafında arkadaşlar. Açma kapama tuşu var. Bu tuşa bataryayı takalım, bir kapatalım da ondan sonra açalım. Bataryamızı kapattık. Şimdi basılı tutuyoruz o tuşu arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ve şurada mavi bir ışık yandı ve açıldı arkadaşlar. Evet, şu an GoPro'muz açıldı. Dokunmatik değil arkadaşlar, panel herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi sol alt tarafta şarj, şurada mikrofonun açık olup olmadığı, şurada kamera modunda olduğu birkaç özelliklerden bahsetmişler. Bu özellikleri de değiştirmek için buradaki tuşa basmanız gerekiyor arkadaşlar. O tuşa bastıktan sonra bakın mod değiştirdi, hemen yakına geçti, 120 derecelik açılığı iptal etti. Kart takılı değil diyor çünkü fotoğraf içindeki fotoğraflar moduna geçmişti. Ve arkadaşlar dilerseniz hemen kartı da içine takalım, ondan sonra hem ses kaydı yapalım hem video kaydı yapalım, bakalım nasıl bir performans bizi karşılayacak. Şu an hafıza kartını içerisine taktım arkadaşlar. Bu kamerada FAT32 destekliyor arkadaşlar. FAT32 şu demek, yaklaşık çektiğiniz video boyutu 2 GB'a ulaştığı anda hemen tekrardan bir dosya oluşturuluyor ve tekrardan kayda devam ediliyor. Yani bu da mesela 10 GB'lık bir video çekiyorsanız yaklaşık 5 parça bir video oluşturuluyor anlamına geliyor. Yani siz kesintisiz bir video çekseniz bile çektiğiniz videolar kesintili bir şekilde parça parça şekilde oluşturuluyor. Bu çok olumsuz bir nokta. Bir GoPro'da bana kalırsa en büyük olumsuz noktalardan bir tanesi bu. Alırken buna dikkat etmenizde fayda var. Evet, hafıza kartını taktık arkadaşlar. GoPro'nun hala açık olup olmadığını şurada yanan ışıklardan kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada ışıklar çok dandik gözüküyor. Yani önden şöyle baktığınızda çok kötü. Hafif şöyle çevirmeniz gerekiyor. Alt tarafta hatta bir delik gibi bir yer daha var. Ne olduğunu çözemedim. Kayda bir alalım bakayım neymiş. Biz de görelim. Hemen üst tarafında arkadaşlar yeşil ışık yanıyor. Işık da biraz tuhaf bir ışık. Çözemedim. Yandan falan bakınca belli olmuyor. Tam tepeden bakınca bir şeyler bir şeye benziyor. Normalde yani şöyle baktığınızda falan yandığı falan belli değil. Neyse, fiyata göre performans diyorum. Hemen arka taraftaki mod tuşuna basalım. Evet, Piranha yazısı geldi ve şu an aksiyon kameramız tekrardan açıldı. Şimdi kayda başlayacağım arkadaşlar. Şu an video modunda, arkadaki şu tuşa bastığımızda fotoğraf moduna geçiyor. Bakın şu an fotoğraf modunda ve şimdi dosya yok diyor, kayıtlı. Şimdi video modunda arkadaşlar ve üstteki ok tuşuna basarak videoyu başlatacağım. Şu an Piranha'nın aksiyon kamerasından ses kaydını ve video kaydını başlattık. Nasıl kayıt yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Videoyu izlemeye başladığımızda bu ses kaydının ve video kaydını göreceğiz. Şu an ekranı salladığımda titremeler falan oluyor arkadaşlar. Ses kaydını nasıl alıyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Yani bu aksiyon kamerada titreme engelleme falan yok. Harici bir gimballa falan kullanırsanız eğer titreme engellemeyi yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şu an için görüntü kalitesi akıcı değil. O yüzden ben biraz beğenmedim. Çünkü bakın hafif sallıyorum mesela, çok titriyor. Ses kaydımı bu şekilde alıyor arkadaşlar. Aksiyon kamerasının şu an ekranı kapandı ama hala kayıt yapmaya devam ediyor büyük ihtimalle. Üst taraftaki ışığı göstermek istiyorum. Işık yanıp sönüyor arkadaşlar. Bakın şu an kayıtta olduğunu yeşil ışığın yanıp sönmesiyle görebiliyorsunuz ve hemen ön tarafta bulunan şu mavi ışığın yanıp sönmesiyle görebiliyorsunuz. Aksiyon kamerası bu şekilde. İdare eder. Parasına göre performans diyorum ben arkadaşlar. Ama bana kalırsa böyle uygun fiyatlı ürünler alarak paranızı kesinlikle çöpe atmayın. 100 lira fazla verin abi. 150 lira fazla verin. Gidin kaliteli bir mal alın. 10 sene boyunca rahat bir şekilde seve seve kullanın. Paranızı çöpe atmayın. Unutmayın, kimse ucuz mala para verecek kadar zengin değildir. Çünkü ucuz mala verilen para 1-2 ay sonra çöp olacağı için paranıza çöpe atacak kadar zengin değilsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Piranha hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kamerayla Xiaomi Yeelite'ın karşılaştırma videosunu çektik kardeşimle birlikte. Karşılaştırma videosunu izlemek için hemen şuradaki video linkine tıklayabilirsiniz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her türlü soruyu şurada çıkan Instagram adresimden veya yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. GoPro diyelim de biraz havaya girsin kendisi.